Bu videoda nükleofillikten yani nükleofil olma durumundan bahsetmek istiyorum. Şöyle yazalım, evet. Bu bir atomun, iyonun ya da molekülün nükleofil olma kabiliyetidir. Yani fazladan elektronlarını verip çekirdekle bağ yapma yeteneğidir. Atom çekirdeği desek daha doğru. Nükleofillerin çekirdeği sevdiğini şöyle hatırlayın. Nükleo, Latince çekirdek demek. Fil ise Yunanca bir şeyi sevmek demek. Yani nükleofil, çekirdek seven anlamına geliyor. Özellikle fazla elektronlarını verebileceği pozitif çekirdekleri seviyor. İyi bir nükleofilin verebilecek fazladan elektronları olmalıdır. Verecek fazladan elektronları olan en iyi maddeler de negatif iyonlardır. Burada çok yüksek bir seviyede florür iyonu gibi bir şeyden bahsediyoruz. Normalde florun 7 değerlik elektronu vardır. Şöyle çizelim. Ama flor o kadar elektronegatiftir ki başka bir şeyden elektron kaparak florür iyonu olabilir. O da tabii ki negatif yüklüdür. Tüm halojenürler için bunu yapabiliriz. Klor, klorür olur. Brom, bromür olur. İyot, iyodür olur. İyodür, halojenürdür ve 7 değerlik elektronu vardır. Flordan çok daha fazla elektronu vardır. Fakat değerlik kabuğuna bakacak olursak 7 elektronu vardır. Aynı zamanda epey elektronegatiftir. Fakat flor kadar değil. Hatırlayın, eğilim bu şekilde. Sol alttan sağ üste doğru ilerliyor. Flor son derece elektronegatif. Fakat iyot da büyük ölçüde elektronegatif diyebiliriz. İyot halojenür olduğu için aynı zamanda başkasından elektron kaparak iyodür olabilir. Genel olarak fazladan ortaklanmamış elektron çiftleri olan atom ya da moleküller ve özellikle negatif yüklü olanlar gayet iyi nükleofillerdir. Halojenür olmayan bir başka örnek de hidroksit iyonudur. Yani OH. Bu da bir molekül örneği. Evet. Su molekülü genellikle böyle çizilir. Bildiğimiz gibi bu nötr su molekülü. Oksijenin bu şekilde 2 ortaklanmamış elektron çifti var ve oksijen çok elektronegatif. Yani zaten hidrojenlerden birinden elektronları alıyor ama bir noktada hepsini birden alabilir ve hidroksit iyonu oluşur. O da böyle. İlk baştaki ortaklanmamış elektron çiftleri var. Bu da hidrojenden alınan elektrondu. Bir tane daha gelince 2 elektron oldu. Aslında farklı renkler kullanalım ki ne aldığını görebilelim. Evet. Bu elektronu hidrojenden aldı ve bunun da artık negatif yükü var. Bu da gayet iyi bir nükleofildir. Hidrojenimiz bir elektronunu kaybetti. Çekirdeğinde yalnızca bir proton var. Hidrojenin yanında artı görürseniz hidrojende başka bir şey olmadığı anlamına gelir. Yani sadece proton diyebiliriz. Bu hidroksitti. Evet, bunların hepsi iyi nükleofillerdir. Çünkü verecek bir şeyleri vardır. Yani fazladan yükleri vardır. Peki hangisinin daha güçlü veya daha zayıf bir nükleofil olduğuna nasıl karar veriyoruz? Burada işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Bize yardımcı olması için öncelikle protik ve aprotik çözücülerde nelerin farklı gerçekleştiğini inceleyeceğiz. Protik çözücüyle başlayalım. Buraya 2 başlık yapalım. Protik çözücü ve aprotik çözücü. Bunlar zor kelimeler gibi gelebilir. Fakat anlamları çok basit. Protik çözücüde alınabilecek hidrojenler vardır veya etrafta serbest protonlar dolaşıyor diyebiliriz. Örneğin su veya herhangi bir alkol protik çözücüdür. Su en iyi bilinen protik çözücü. Şöyle çizelim. Etrafta protonların bulunmasının sebebi burada gösterdiğim tepkime. Bu tepkimede hidroksit iyonu oluşur ya da su molekülü. Diğer su moleküllerinden hidrojen alır ve hidronyuma dönüşür. Burada tam olarak proton yoktur. Fakat oksijen var. Su molekülüyle başladığımızı ve bu elektronlardan birinin etrafta bulunan bir protona verildiğini farz edelim. Durum böyle görünürdü. Bunun yükü pozitif ve bu proton etrafta serbestçe dolaşıyor. Bu oksijen de elektronu geri almak istiyor. Evet, su protik çözücüdür dedik ve suda bir miktar hidroksit, proton ve hidronyum görebiliriz. Burada önemli olan şu, diğerleriyle tepkimeye girebilen protonlar vardır. Kendimize biraz yer açalım. Su yazalım. Çünkü su protik çözücüdür. Peki, sizce her zaman böyle midir? Aslında hayır. Size hemen bir aprotik çözücü göstereyim. Dietil eter. Bu eterdir çünkü oksijeni vardır. Dietildir çünkü iki etil grubu vardır. Bir etil grubu burada, diğeri ise burada. Yani dietil eter. Şöyle diyebilirsiniz. Bunda da hidrojen var ve belki oksijen bunları alabilir. Fakat hayır. Bu hidrojenler karbona bağlı ve karbon hiçbir şekilde oksijen kadar elektronegatif değil. Yani karbonun bu hidrojenlerin elektronlarını kapma ve hidrojenlerin serbest dolaşma ihtimali düşüktür. Oksijene bağlı olsaydı böyle bir olasılık olurdu. Suda tabii ki HOH var. Alkollerde ise oksijene bağlı bir karbon zinciri olabilir ki o oksijen de bir hidrojene bağlı. Her iki durumda da yani suda veya alkolde elektronlar çok elektronegatif olduğu için oksijen tarafından alınabilir ve ardından hidrojen etrafta dolaşır. Evet, protik ve aprotik çözücüleri kısaca karşılaştırmış olduk. Protik çözücüde eğer bir nükleofilin çözücüsüyle tepkimeye girmesi olasıysa kötü bir nükleofil olacaktır. Bir düşünelim. Nükleofil çözücüyle tepkimeye girerse elektronlarını vermesi gerektiği yere veremez. Yani mesela SN2 tepkimesinde gördüğümüz gibi bir durum olmaz. Protik çözücüde florür iyonu gibi çok ufak ve elektronegatif iyonlar, şöyle çizelim, bu hidrojen bağları tarafından engellenecektir. Çok negatiftir, değil mi? Negatif yükü vardır. Ayrıca sımsıkı bir şekilde duran elektronlar var, değil mi? Bu çok ufak bir atom veya iyon. İyota bakarsak iyotun 53 elektronu, birçok orbitali vardır. İyodürün ise 54 elektronu var. Florürün 10 elektronu vardır. Flordan 9 tane, dışarıdan 1 tane, yani çok ufak bir atom. Diyelim ki elimizde su gibi bir şey var. Negatif yüklü olan bir şey. Bu arada protik ve aprotik çözücülerimiz için polar yazalım. Bu durumda oksijen yine de karbondan daha elektronegatiftir. Yani hala kısmi negatif yüke sahiptir. Bu kısımlar hala kısmen pozitif. Su hala kısmen negatif yüke sahiptir. Hidrojenin kısmi pozitif yükü vardır. Yani flora yakınlaşmak ister. Tüm bunlar florun etrafında gerçekleşir. Ve bu su molekülü flora tutunup etrafında sıkı bir karbon oluşturuyorsa florun tepkimeye girmesi zorlaşır. Evet, yazalım. Tepkimeye girmesi zordur. Dolayısıyla polar protik çözücü içerisinde flor, iyot veya hidroksitten daha kötü bir nükleofildir. Hidroksitte de aynı sorun var. O da hidrojen bağları üretiyor ama kıyaslarsak iyodür çok daha büyüktür. Bu şekilde çizelim. İşte elektronlar. İyot da suyun hidrojen kısmıyla hidrojen bağı oluşturur. Çünkü kısmen pozitiftirler. Fakat iyodürün çevresi o kadar da sıkı sıkıya kaplanmaz. Üstelik iyodür çok daha fazla polarize edilebilirdir. Yani elektron bulutu çok daha büyüktür ve değerlik elektronları çekirdekten çok daha uzaktır. Bu durumda çevreden daha fazla etkilenip tepkimeye girebilirler. Bu iyodürün kısmen pozitif yüklü bir karbona yaklaştığını farz edelim. Karbon da broma ve 3 hidrojene bağlı olsun. Kısmi negatif yüklüdür. Yani karbondan daha elektronegatif. Burası kısmi pozitif yüklü olacak. Bu elektronları çok uzak olan bu koca iyot buna yaklaştığında elektron bulutunun daha fazla bir kısmı kısmi pozitif yüke tutunacaktır. O yüzden polar protik çözücü içerisinde tepkimeye girmesi daha olasıdır. Diğer taraftan florürün etrafı sıkı sıkıya sarılır ve hidrojen bağları engellenir. Yani tepkimeye girme olasılığı daha düşüktür. Periyodik tablodan halojenlere bakacak olursak, polar protik çözücü içindeki halojenürlerden yani halojenlerin iyon hallerinden iyodür en iyi nükleofil olacaktır. Florür ise en kötüsü olacaktır. O zaman yazalım. Polar protik çözücü de iyodür en iyi nükleofildir. Sonra bromür, sonra klorür, en son florür gelir. Aprotik çözücüde ise tam tersi geçerlidir. Aprotik bir çözücüde florür çok daha baziktir. İyodürden başka bir şeyle bağ kurabiliyorsa daha kararlı olacaktır. İyodür oldukça kararlıdır. Hatta hidrojen iyodüre bakacak olursak gayet asidik bir moleküldür. Yani hidrojen, iyodürün konjüge bazı olan iyodürün kendisi çok kötü bir baz olacaktır. Evet, aprotik bir çözücü söz konusuysa baziklik yönünde ilerlemek gerekiyor. Bir sonraki videoda nükleofil ve bazların karşılaştırmasını izleyebilirsiniz. Orada göreceksiniz. Nükleofiliklik ve baziklik birbirine benzeyen ancak farklı olan kavramlar. Kısacası elimizde aprotik bir çözücü varsa çözücüyle çok fazla tepkimeye girmeyiz. Bu durumda florür en iyi nükleofildir. Ardından klorür, ardından bromür, ardından iyodür gelir. Burada baziklik yönünde gitmiş olduk. Bu en iyisi, bu da en kötüsü. Eğer protik çözücü olsaydı bu durumun tam tersi olurdu. Yani bu en iyisi, bu da en kötüsü olurdu.